Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu akşam yine beraberiz. Platin Instagram Live yayınlarımıza devam ediyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkürler. Katılımcılar bir bir geliyor. Ne güzel. Bugün aslında son dönemin en çok merak edilen sorusu ya da sorunu düğünleri konuşacağız. Düğünleri ele alacağız. Bu akşam Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık'la beraber olacağız. Kendisini birazdan yayınımıza bekliyoruz. Düğün.com biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'nin evlenen her 3 çiftinin ikisinin illaki başvurduğu bir şu anda Emek yayına katılıyor herhalde. Onu bekliyorum. Evet, şimdi Merhabalar. katıldı. Merhaba. Ben de şimdi seni tanıtıyordum. Emek Düğün.com CEO'su Emek'i bugün Instagram yayınımıza alıyoruz diye tanıtmaya başlamıştım. Harika. Düştüm galiba. Evet. Tamam, şu anda Eyvallah. Bunlar her zaman olacak şeyler. Canlı yayınlarda illaki olan şeyler. aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, nasılsın? İyisin inşallah. Valla çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Öncelikle Platin Dergisi'nde bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Umarım çok Estağfurullah, güzel bir yayın estağfurullah. olur. Estağfurullah. Valla Emek ben seni anlatıyordum bir taraftan ama öyle bir dönemdeyiz ki şu an ben hiçbir soru hazırlamadım sana onu söyleyeyim. Hiçbir basılı metnim yok, hiçbir sorum yok. Bugün sadece en çok konuşulan, şu dönemde en çok konuşulan şeyi birbirimizle herhalde anlaşacağız, sohbet edeceğiz. Ya ne olacak bu düğünlerin hali? Ya öncelikle şöyle, ben her zaman pozitif olmaktan yanayım Mustafa. Bu süreçte de pandemi çok 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 büyük bir olaydı. Yani Değil mi? hayatımızda ilk defa bu kadar büyük bir olayla karşılaştık. Evet. Bu kadar büyük bir olay süresince maalesef devlet bu sürecin ne kadar büyük bir olay olduğunu, yani düğünlerin ne kadar büyük bir olay olduğunu bence sonradan fark etmeye başladı. Bunun hem ülke için, hem çiftler için, hem düğün mekanları için, hem de düğün mekanlarında çalışan insanlar için çok büyük bir olay olduğunu bence yavaş yavaş kavruyorlar. Örneğin sana şöyle bir örnek vereyim. Birisi çıktı. Bilim kurulundan ya da onların tanıdığına ya da devletin bir kurulu dedi ki bu sene de düğünler olmasa ne olur dedi. Ya bu doğum günü değil ki. İnsanlar hayatlarında bir defa evleniyorlar. Hayatlarında bir defa evliliğinizi yapmayın demek, düğününüzü yapmayın demek. Ya yani Aynen öyle. böyle bir yorum olamaz. Bunu kime Sonra anlatacaksın ya da? aynen sonra başka birisi çıktı dedi ki düğünlerde halay çubuğu kullanılsın. Hayda. Bu halay çubuğu tam 10 gün bütün basını maalesef meşgul etti. Sen de Evet. görmüşsündür bütün televizyonlarda Haberlerde halay gördüm çubuğu. doğru. Yani çok kötü bir fikirdi. Bu fikri sunan arkadaş yani çok olumlu konuşarak yani, güzel bir şey söylediğini düşündü. Ama bence düğün sektörünü çok yanlış tanıttı. Bizim sektörümüzü sana biraz özetleyeyim Mustafa. Oradan başlasak çok iyi olur. Lütfen, lütfen. Yılda 600 bin düğün oluyor. Yani 600 bin çift evlen. 1,2 milyon kişi demek. Bunların ailesini, yakın eşrafını vesaire düşündüğümüzde ya herhalde 1,5-2 milyonu direkt etkileyen bir etkinlik. Ama her düğüne 250 kişi katılıyor. Tabii. 250 ile Minimum o da. evet 600 bini çarparsan 150 milyon kişi demek. Yani her birimiz Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyorsa ortalamada 2 defa düğüne gidiyoruz yılda. Doğru. Acayip büyük bir sektör. Doğru. Dolayısıyla şöyle düşünün, bu kadar insan, 200 ya 150 milyon insan düğün günü hazırlanıyor, makyaj yapıyor, kuaföre gidiyor, elbise alıyor. Ondan sonra çiftler
Düğün gününe 6 ay, 1 yıl önceden aslında düğün mekanı seçiyorlar, gelinlik alıyorlar, davetiye, nikah şekeri, tam 30 kategoride alışveriş yapıyorlar. Bu sürece hazırlanmak için yani düğünle birlikte eve de taşınıyorlar. Evi tutuyorlar ya da ev satın alıyorlar. Beyaz eşya alıyorlar, mobilya alıyorlar. Düğünlerin 1/3'ü bir şehirden bir şehire gidiyor. Yani 80 kişi. Nakliye. Düşünsene yani otobüse biniliyor, uçağa biniliyor, o şehirde gidiliyor, otelde kalınıyor. İnanılmaz bir sektör. Türkiye'nin gayrimenkul sektörü gibi bir şey bu ya. Yani acayip büyük bir sektör. Bizim hesaplamalarımıza göre... Değmediği hiçbir sektör yok yani. Hiçbir sektör yok. Uçakları kuyum sektörünü etkiliyor, ulaşımı etkiliyor. Beyaz eşyaların 1/3, Türkiye'de satılan beyaz eşyaların 1/3 bu çiftler alıyor. Gayrimenkul bile etkiliyor. O kadar ev alıyorsun, ev tutuyorsun. Ev tutuyorsun, kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir sektörde halay çubuğuna indirgemek çok kötü oldu. Biz Doğru. Ama düğün.com olarak bence bu süreçte bütün basını, bütün bilim kurulu üyelerini, devleti doğru yönlendirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir bilgilendirme süreci yaptık. Twitter'dan, kanallardan. Ben yaklaşık 20 kanala çıktım ve düğün sektörünü anlatmaya çalıştım. Evet. Ve bizim gerçekten... Kanal 24'te de izlemiştim seni zaten. Evet, yani Cüneyt Özdemir'le röportaj yaptık. Kanal D'de çıktık. Evet. 24'te iki defa çıktık galiba. Bloomberg'e çıktık. Evet, yani evet. Birçok kanala çıktık. Dolayısıyla biz en sonda TT olan, Twitter'da Top Topics olan bir kampanya başladık. Haydi düğünler başlasın diye. O da çok büyük ses getirdi. Ve söylediğimiz her şey sonuçta devlet tarafından bir şekilde geri söylendi. Ben dedim ki ya bu kadar düğünleri, bu kadar çiftin hayatındaki en güzel gününü halaya bağlamayın. Ya gerekirse halay çekilmesin. Gerekirse Ege Doğru. havası oynansın. Gerekirse senin oralardan Trakya havası oynansın. Gerekirse Antalya'dan zortlatma, teke zortlatma. Ama yani tamam halay çekilmesin ya. Bu kadar yani bütün bu olay, bütün bu 600 bin çiftin mutluluğu eğer halay konusu olacaksa ya tamam yani. Orada da biz geri adım atalım. Evlenecek çiftler adına konuşuyorum Mustafa. Doğru. Dolayısıyla sektörümüz böyle bir süreçten geçti. Ama şu anda Temmuz 1 itibariyle düğünler yapılmaya başlanacak. Hala kafada soru işaretleri var. Düğün.com'a bugün 1200'den daha fazla galiba soru geldi. Genelgelerle alakalı olarak. Ondan konuşabiliriz istersen. Ama Tabii, sektör tabii. Şu anda yavaş yavaş çok büyük bir toz bulutu içerisinden tekrar çıkışa geçti diyebiliriz Mustafa. Aklıma o sakallı tavernacı kadrosundan Arif Susam'ın dediği desene sevgilim her şey yalanmış, bizim düğünümüz mahşere kalmış hani modunda bir şey geldi. Hani bundan sonra herhalde yeni normalde düğünler o kadar ertelenecek ki yani benim aklıma şu geldi. Çiftler ayrılabilirdi bile hatta o kadar strese dayanamayıp. Ya Evet. böyle bir şey var mı? Ayrılma demeyelim de ertelenme mi söz konusu şu anda? Evet. Yani ayrılma her sene oluyor. Yani düğünden önce stresli bir süreç. Çiftler evet. Bir yüzdesi Hepimiz var bunun. biliyoruz o süreçte hepimiz Aynen. biliyoruz. Ama bu pandemi süresince bence insanlar çok doğru davrandılar. Anlayışlı davrandılar. Çiftler kafaları karışıktı. Ama sadece %2 çift düğününü iptal etmiş, %5 çift bir sonraki seneye ertelemiş, %93 çiftler de bu süreçten daha sonra pandemi sonrası düğünlerini yapacaklar. Bizi muhtemelen şu anda 400 kişi izliyor. Çoğu arkadaş bu düğünler işte yapılabilir mi, yapılacak mı, nasıl yapılacak vesaire diye düşünüyorlar. %93 çift düğününü yapacak. Şimdi şöyle bir 2-3 gündür bir süreç var. Senin de yorumunu çok merak ediyorum Mustafa ama 2-3 gündür vaka sayıları arttı. Daha çok insan. Ama bu da normal değil mi? Yani bir anda evlerimizdeydik, dışarı çıktık, metrobüsler doldu. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde elbette bir artış bekleniyordu. Evet. Ama buradan bence, ben çok pozitifim. Bence süreci Türkiye doğru yönetiyor. Ve bence artık normalleşme devam edecek. Ve buradan geri adım bence yok.
Bakın işte ölüm sayıları azaldı, yoğun bakım sayıları azaldı. Zaten en büyük temennimiz de o. Yani 15'lerde, 14'lerde gelen rakamlar, tamam belki 1500'lere çıkmış olabiliriz ama bu ilk çıktığımız o normalleşmenin bir adım gerisinde daha düşecektir diye ben tahmin ediyorum. O yazın verdiği de bir rehavet oldu. Herhalde o biraz insanlar buna özen gösterecektir, göstermelidir de. Aynen öyle. Ama düğünler tarafında, şimdi restorana gittiğinizde yan masada kim oturduğunu bilmiyorsunuz. Garsonun geliyor, size sipariş veriyor, yani siparişinizi alıyor. Metrobüse girdiğinizde, yani şuranızda bir tane adam var. Yani ondan daha tehlikeli ne olabilir ki? Düğünlerde gittiğiniz zaman, düşünsenize, tanıdık insanlar var etrafınızda. Gelin, yani düğün mekanı sahiplerini birazdan anlatabilirim. 2-3 tane bu konuda bakış açısı var. Düğün mekanı sahipleri kendi konuklarını tanıdığı için, pardon, düğün sahipleri kendi konuklarını tanıdığı için onlardan rica edebilir ve konuklar da dinleyebilir. Ama ben 3 açıdan bakması gerekli diyorum. 1. Düğün mekanının sahipleri. Onlar önlemlerini almalılar. Çünkü herhangi bir yanlışta kendi düğün mekanlarında o sene bir daha düğün yapılamaz. Dolayısıyla çok dikkatli olunmalı ve bu kadar emeğimizin düğünlerin 1 Temmuz'da açılmasının bu kadar çiftler tarafında, basın tarafında, bizim tarafımızda bunu gündem yapılmamızın sonucunda böyle bir hak kazandık. Temmuz 1'de düğünler açılıyor. Ağustos, hatta Eylül konuşuluyordu. Temmuz 1'de okeylendik. Şimdi düğün mekanları kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeliler. Çalışanlarını gerçekten takip etmeliler. Düğün mekanında bütün dezenfeksiyon kurallarına uymalılar. Servislerde tek kullanımlık malzemeler kullanmalılar. Ve gelen her konuğu ölçmeliler. Değil mi? Yani bu herkesin yapması gereken şeyler. Düğün sahipleri, gelin ve damat, düğünden 1-2 gün önce bütün konuklarını arayıp düğünle ilgili kuralları anlatabilirler. Lütfen eğer ateşiniz varsa gelmeyin. Gelmiş sayarız sizi. Lütfen işte geldiğinizde şu 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 kurallara uyun deyip önden bilgilendirebilirler. Değil mi? Tabii. Yani bu çok basit bir şey ve o çiftin mutluluğu için bu bence yapılmalı. Nihayetinde en mutlu günleri bu. Aynen öyle. Gelen konuklar hepsi bilinçli insanlar, ellerini yıkayabilirler, yani maskelerini takabilirler ve düğünde oldukları sürece düğün kurallarına uymalılar. Eğer böyle olursa hiçbir problem olmaz. Düğün sektörü normalleşmenin altından son derece mutlu bir şekilde kalkar diye düşünüyorum. Mustafa. Aynen. Aslında yeni açanlar için de şöyle bir soru cevap yapabiliriz sen de istersen Emek. Ben tek tek bir şeyler sana sorayım. Tamam. Sen de bana yanıt verirsin. Yani şimdi düğünler maskeli olacak değil mi? Evet, doğrudur. Sonuna kadar. Aynen. Peki gelinle damat takacak mı? Takacak. Gelinle damat dahil herkes. Gelin de mi takacak? Evet. Bu genelgede istenen gelinle damat dahil bütün herkesin maskesini takması. Yani burada hiçbir şey olmayacak. Yok benim gelinliğime uymuyor. Yok benim damatlığıma uymuyor. Böyle bir şey yok değil mi? Yani şöyle. Bir karar vermek zorundayız. Düğün yapılacak mı? Evet yapılacak. Bu yaz yapılacak mı? Yapılacak. Pandemiden çıktık. Bazı zorlukları olacak bunun maske takmak gibi. Aynen öyle. Ben bu konuda yorum yapamam. Yani kural buysa, bence sağlıksal kurallar buysa, bilim kurulunun aldığı önlemler buysa herkes bu önlemlere uymak zorunda diye düşünüyorum. Bu konuda kural bu. Yapabileceğimiz Anladım. Bir şey yok. Çok soru geldi. Peki mekana girişte nasıl bir karşılama olacak dezenfeksiyon anlamında? Yani şu anda alışveriş merkezlerine girdiğinizde her bir mağazanın içerisine girdiğinizde ateşiniz ölçülüyor. Ve elinize dezenfektör sıkılıyor. Dolayısıyla önleminizi alıyorsunuz. Deneme yapamıyorsunuz. Yani hiçbir kıyafeti aynen. Deneyemiyorsunuz. Bugün restorana gittiğinizde aynı şey. Elinizi temizlemeniz gerekiyor.
ateşiniz ölçülüyor ve o şekilde içeri alıyorsunuz. Bence benzer şeyler düğün için de geçerli. Mümkünse maske ve siperlikle düğüne gidebilirler. Bu sene böyle olacak ve kapıda kontroller olacak Mustafa. Anladım. Peki orada sosyal mesafeyi nasıl korumayı düşünüyor mekan sahipleri ya da düğün salonu sahipleri? Ya da bu onların tek elinde olacak bir şey mi? Düğünü yapanların tek elinde olacak bir şey mi? Şöyle 4 metrekare alan veriliyor kişi başı. Yani salon eğer 1000 metrekare ise 250 kişilik düğün yapılabilir demektir bu. Ama bir kır düğününde açık hava ve çok büyük bir alansa istedikleri sayıda muhtemelen yapabilmeye uygun olacaktır. Ama alınan önlemlerden bazıları Mustafa, aynı aile bireylerinin aynı masaya oturması, bilmiyorum genelgede var mıydı ama bu daha önce de konuşuluyordu, mantıklı olacaktır. Çünkü zaten onlar beraber yaşıyorlarsa, karantinaya beraber girmişlerse ya da evlerinde beraber dikkat ediyorlarsa aynı masada oturmaları çok mantıklı. Eskiden biliyorsun yuvarlak masalar olurdu. 10 kişi, 12 kişi otururdu. Ve sosyal yani fiziksel mesafeye uygun olmayabiliyordu. Şimdi onlar biraz daha düzenlenecek. Ama yani arkadaşların sorularından da yani katılanların sorularından da gördüğüm kadarıyla en büyük soru aslında Mustafa danslar. Gelinle damat dans edemeyecek mi diye soruluyor mesela. Yani bence bazı alanlar genelgede çok gri bırakılmış. Oyun havası işte halaylar çekilmesin. Bence de halay yani çok dokunmalı bir oyun olduğu için çekilmesin ama diğer danslara yakın olmadığı sürece izin verilmiş. En son anladığımız gayet. Ama çift konusu ya bence ilk dans yapılır ya. Yani benim düğünüm olsa o ilk dansı yapmam lazım. O düğünün en büyük ritüellerinden bir tanesi. Bir hologram yapamayacağına göre illaki bir temas söz konusu olacak o. Aynen. Yani şöyle düşünün, o çift zaten o günden sonra beraber yaşayacak. Beraber yaşayacaksa zaten beraber yani o riski alacağını düşünüyorum ben. Aynen öyle. Dolayısıyla bence çiftin ilk dansında problem yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla dans edebilirler ilk danslarını diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yine çok sorulan bir soru var. Takı nasıl olacak? Genelde takı için bir kutu söylemişler Mustafa. Takıya yani üstüne değil de takıya atılacak diye. Şimdi takı Türk düğünlerinin bir vazgeçilmezi. Çünkü aslında takı en başında gelen şeylerden biri hatta. Evet, takı aslında bir destek. Yani altın tabii, günü gibi tabii. Bir şey. Ben sana aynen takıyorum. Gibi. Sen de benim düğünümde bana takıyorsun. Şimdi herkes birbirine bu şekilde destek oluyor. Harika bir şey. Aynen, her altında ödünç veriliyor aslında. Çünkü sen onu tekrardan başkasına vereceksin bir şekilde. Aynen öyle. Dolayısıyla onun da işte insanlar birbirine çok dokunmadan altından korona geçmesin diye biraz trajik bir durum olur. Dolayısıyla ayrı bir kutuda insanlar isimlerini yazarlar. Bu Mustafa'nın hediyesi, bu emeğin hediyesi diye bu şekilde olabilir. Yani bir takı sırası olmayacak bundan sonra anladığım kadarıyla bu. Muhtemelen olsa bile sosyal mesafe konularak olacak. Anladım. Bence şimdi gene çiftlerimiz bayağı yazıyorlar. Ben maske takmam diyenler var. Ya bu şekilde düğünler güzel olmayacak diyenler var. Ben düğün mekanına girildikten sonra sevdikleri insanları gördükten sonra insanlar güzel bir hava, güzel yemekler, birçok şeyin maskeli de olsa bazı önlemler alınsa da unutulacağını düşünüyorum. Çünkü önemli olan o gece çiftin evlenmesi ve yanında da konukların olması. Gerisi teferruat. Yani eğer o gün birbirini seven iki insan bir şekilde konuklarının önlerinde bu geceyi geçiriyorlarsa öyle ya da böyle harika bir etkinlik. Ben bu etkinliğin maskeyle ya da alınan kurallarla bozulacağını düşünmüyorum Mustafa. Yani aşkın önünde hiçbir şey duramaz. Maske de duramaz. Dolayısıyla bence
bunları kendilerine sorun etmesin çiftler. Önlemlerini alsınlar ve mutlu mesut düğünlerini yapsınlar diye düşünüyorum. Cemil Meriç'in dediği gibi hani anlatır ya, acılar belli bir zaman geçtikten sonra güzel bir anı olarak anlatılmaya başlanıyor. Şimdi bunu aslında bir anı olarak görmek de evet, gerekiyor herhalde. Yani düşünsenize, tarihte hiçbir zamanda böyle bir evlilik türevi ya da evlilik süreci yok. Fotoğraflara baktığında başka kimsenin böyle bir evlilik süreci olmayacak belki. Evet, aynen. Yani özel bir zaman. Ben de işte... Güzelleştirmek zorundayız yani. Evet, ben de annenizle böyle bir zamanda evlendim. Böyle de bir düğün yaptık. Aynen öyle. Evlendik diye 15 sene sonra, 20 sene sonra belki çocuklarına anlatacaklar. Böyle de bir süreçten geçtik. Aynen öyle. Yine sorulardan biri fotoğraf mevzusu. O nasıl olacak? Yani toplu fotoğraf söz konusu olacak mı burada? Yani orada da gene genelgede yakın sosyal mesafeyi bozacak şekilde fotoğraf çekilmemesi öneriliyor. Bence de doğru. Ama ben bunun çekilecek karenin geniş açıyla çekilecek fotoğraf makinesiyle açılacağını düşünüyorum. Yani ben zaten eşimle beraberim diyelim. Sen geldin. Biraz uzakta durup ama ön tarafa doğru durup o yuvarlak gibi olup bence sosyal mesafeyi tutarak hızlı bir şekilde fotoğrafların çekileceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan genelge tabii kuralları anlatıyor. Ama insanların kendisini koruması asıldır. Çiftler ve konuklar kendi önlemlerini alırlarsa bence bazı şeylerde çözüm bulabilirler ve bu büyük bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani bunları bence kafalarına takmasınlar. Bir de düğün günü o mutlulukla birazcık bazı şeylerde herhalde daha hızlı göz ve daha... edebiliyor, tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Nişanlar başladı mı şu anda? İşte ayın biri gibi yani nikahlar başladı. Yani Pardon, nikahlar başladı. Nikahlar başladı, aynen. Düğünler ve nişanlar da ayın biri gibi başlayacak. Peki siz şimdi bu Mart'tan itibaren herhalde bir bıçak gibi kesildiniz değil mi? Yani bir durma noktasına geldi. Durdu. Bir iki ay hiçbir şey olmadı. Evet. Şu an nasıl süreç? Şu an nasıl talepler? Özellikle düğün yapılacak 1 Temmuz açıklandıktan sonra düğün.com tarihi rekorları kırıyor. Yani inanılmaz bir talep var Mustafa. Bütün çiftler düğün yapacaklar. Burada düğün mekanı arıyorlar ve erteledikleri tarihlerde ya da yani tarih belirlemeyen çiftler tarih belirlemeye başladı. Çünkü çok büyük bir düğününü Nisan'da, Mayıs'ta ve Haziran'da yapacak kitle ve mekanıyla anlaşan insanlar kendi mekanlarında daha sonraki tarihlerde aynı mekanla anlaştılar. Ama düğününde henüz düğün mekanı seçmemiş çiftler, onlar şu anda aramaya başladılar. Herkes düğün arıyor. Ben düğün sektörünün, düğün mekanlarının, organizasyon şirketlerinin, fotoğraf çeken insanların, fotoğrafçıların çok zor süreçlerden geçtiğini gördüm. Çünkü düğün mekanları, düşünsenize kiranızı veriyorsunuz, kışın tadilatlarınızı yapıyorsunuz. Tabii. İnanılmaz zor. Tam düğünler başladığında düğünler yapılmadı. Fotoğrafçılar tek başına çalışan insanlar genelde. Ekipleri varsa da daha da zor. Organizasyon şirketleri keza öyle. Davetiyeciler keza öyle. Hemen hemen aynen, herkes bu süreçte çok etkilendi. Ben düğünlerin bundan sonra sıklıklarının artacağını düşünerek bütün sektörün kayıplarını birebir kapatacağını düşünmüyorum. Elbette bir hepimiz, bütün ülke olarak kayıplarımız olacak. Ama en azından belli bir kısmını kapatacağını ve bundan sonra biraz daha işlerinin yoğun olacağını düşünüyorum açıkçası Mustafa. O zaman şöyle olacak değil mi? Şimdi düğün mevsimi hepimizin bildiği gibi Haziran'da başlar, yaz boyu sürer, şey de azalır, kışın azalır.
Şimdi herhalde bir mevsim kayması söz konusu olacak. Yani sonbahar ve kışta mı biz daha yoğun düğün göreceğiz? Tabii. Yani Temmuz itibariyle düğünler başlayacak. Ben Temmuz'un yarısından itibaren daha çok düğün görmeye başlayacağımızı, Ağustos, Eylül, Ekim, hatta Kasım aylarına düğünlerin kayacağını düşünüyorum. Normalde yazın bu 600 bin düğünün 400 bin oluyor Mustafa. Yani düğünlerin 3'te 2'si bu 6 ayda oluyor. Yazın. Evet, şimdi o düğünlerin yani 400 bin, 300 bin neyse daha çok Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında olacağını düşünüyorum. Eskiden Cuma, Cumartesi, Pazar günleri çok revaçta olurdu düğün mekanlarında. Ben Evet. yine Çarşamba, Perşembe, hatta belki Pazartesi ve Salı günleri dahi düğün mekanlarının dolu olacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz ve çok talep alan düğün mekanlarında şu anda hemen hemen yer bulmak çok zor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yine gelen sorulardan güzel şeyler var. Pastamızı yiyip mi geleceğiz diyorlar. İkramlar nasıl olacak diyorlar. Evde mi yiyip gelelim diyorlar. Nasıl olacak ikramlar? Yani onunla ilgili olarak genelde de bir şey var mıydı? Şu anda hatırlamıyorum ama yani benim düğün mekanım olsa ve konuklar gelse restoranlar gibi olabildiğince tek kullanımlık ve olabildiğince taze ve üzeri kapalı bir şekilde servis yapardım. Sanıyorum bu şekilde olacak. Eğer düğün yemekli ise herhalde düğün sahipleri kimseye aç bırakmaz. Dolayısıyla pastayı da verirler. Yani bu ritüellere uyacağını yani onlarda bir problem olacağını düşünmüyorum Mustafa. Yani yemekli düğünlerde her şey eskisi gibi olacaktır. Tabii şimdi böylesi bir dönemde de en fazla talebin olduğu düğün türü herhalde gelinlerin en çok hayal ettiği kır düğününde oluyor herhalde, değil mi? Yani kır düğünü türevine talep arttı diye düşünüyorum ben şu anda. Salon ve kır düğünü, yani açık hava düğünleri diyelim, ya da oradaki kırılım nasıl, birazcık onlardan bilgi verebilir misin Emek? Tabii ki elbette. Açık hava düğünleri dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında bence tercih edilecek. Ama harika düğün salonları da var. Yani düğün salonu yerin iki katı altındaysa elbette iş yapamayacak. Ya da zorlanacaklar. Ama gayet havadar, işte doğru önlemleri almış, işte klimalarının filtrelerini değiştirmiş düğün mekanları var. Düğün.com'da her bir düğün mekanının aldığı önlemleri görebilirler katılanlar. Her bir düğün mekanında COVID için ne önlemler alınmış yazıyoruz. Yani firmaların kendileri yazıyor bunu. O önlemler doğruysa elbette düğünler düğün salonlarında da olabilir, otellerde de olabilir, açık havada da olabilir. Ama ilk Temmuz ayında bence açık hava düğünleri daha hızlı başlayacak. Ağustos ayı gibi gene Temmuz'un ortasından itibaren düğün salonları da devam edecek diye düşünüyorum. Yani ben şey diye düşünüyorum ya Mustafa. Bu pandemi sürecinde bunu daha önce de söylemiştim. Her şey iyi giderse her şey çok daha iyi gidecek. Yani iyi gitmeye başlayan Murphy kuralı mı diyorsunuz? Şu an bir demoyu aslında yapıyoruz biz. Geçene kadar bir demo sürecinden geçiyoruz. Aynen öyle. Yani işler iyi gitmeye başladığı zaman birçok şey pozitife döndü bence. Normalleşme de iyi gidiyor. Benim düşüncem bu. Yani ben sonuçta sağlıkçı değilim. De her şeyden önce sağlık. Bu şekilde gitmeye devam ederse bence düğünler, düğün salonları, oteller, restoranlar, kır düğünleri, sosyal tesisler, tarihi mekanlar, her yer çok kısa süreçte gayet normalleşecek. Bir de ilk düğünler yapılacak ya şimdi Temmuz 1'den itibaren. Oradan gelen bir güzel göreceğiz diyoruz. Yani. Önümüzü göreceğiz oradan, değil mi? Aynen öyle, tabii ki. Burada ama özellikle düğün mekanları sahiplerine, düğün organizasyonu yapan insanlara bir şey söylemek istiyorum. Bu sorumluluk şu anda onların üzerinde. Tabii. Yani bu süreçte 1 Temmuz açıklandı. Gerçekten inanamazsın. Belki 100 bin, belki 150 bin çift düğün.com'a yorum yazmış. Düğünler ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak diye. İşte tahmin o düğün, edebiliyorum. O çiftlerin etkisiyle biz işte Twitter'da trending topic olduk hep beraber.
Ve gerçekten devlete güzel bir baskı yapıldı. Devlet işte bilim kuruluyla devlete bu sektörü çok iyi anlattık. Ve 1 Temmuz bütün herkesin okey dediği ve istediği bir süreç oldu. Tamam mı? Bu hakkı elde ettik. Bundan sonrası sektörün elinde. Çok dikkatli olmalılar. Ve faso vermemeleri gerekiyor. Yani sağlığa dikkat ederek düğünleri gerçekten verilen kurallar içerisinde doğru yapmalılar. Kurallara uymamız lazım. Bir İngiliz, bir Alman ciddiyetiyle yaklaşmamız gerekiyor. Aynen öyle. Özellikle Alman ciddiyeti. Sen İngiliz ya da Alman ama buna gerçekten... İngiltere'de biraz sıkıntılıyor şu anda. Evet, doğru söylüyorsun. Alman ciddiyetiyle yaklaşmamız gerekiyor. Eğer böyle olursa bundan sonraki düğünler de yapılabilir ve sektörün önü açılmış olur. Çünkü gerçekten sektörün, düğün çiftlerin ihtiyacı var böyle bir sürecin bitmesine. Aynen öyle. Yine gelen sorulardan birisi şu: düğünlere 65 yaş üzeri katılım da sıkıntı olacak mı? Bu da önemli bir kavram çünkü. Yani hepimizin büyük annesi, büyük babası, dedesi, ninesi, bunlar da gelebiliyor mu düğüne? Galiba gelebiliyorlar. Yani yönetmelikte onlarla hep ilgili bir galiba şey... ile konuşuyoruz. Evet, ama. Evet. Onlarla ilgili bir yönetmelikte bir şey yok. Ama ben gene şöyle bakarım. Kendi düğünüm olsa. Risk grubundaki hiç kimseyi çağırmam düğünüme. Eğer risk grubuysa herhangi bir şekilde bir yakınımız hastalığı olabilir. Hamile kadınlar olabilir. Gene 65 yaş üstü insanlar olabilir. Bunlar katılmış gibi. Artık Zoom var. Belki Zoom'la düğüne katılabilirler. Bence o kişisel önlemler alınmalı Mustafa. Yani herkes de bunu anlayacaktır. 65 yaş üstü de bunu anlayacaktır. Ya da 60 yaş üstü ya da hastalığı olan insanlar bunu anlayacaklardır. Örneğin biz düğün.com olarak ofise evlerinde yaşlı olan ve risk grubunda olan çalışanlarımızın gelmesi diye bir koşul koymuyoruz. Yani eğer evlerinde herhangi bir şekilde bir risk varsa evden çalışabilirler diyoruz. Bu da aynı şekilde düğün.com değil, düğünüm olsa ben de aynı şekilde yaklaşırdım. Bu birazcık artık işte gene çiftlerin ve yakınların alması gereken kurallar. Aynen öyle. Çok soru geliyor ya. Kır düğününde maske olacak mı diye. Arkadaşlar herhalde maske olacak. Yani bu sağlıkla ilgili bir şey. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, sen de aynı fikirde misin? Ben kır düğününde olur herhalde, yine devam eder. Her yerde olacak. Yani bu önlem kesinlikle yapılacak. Yani yönetmelik böyle söylüyor. Kır düğününde de, düğün salonunda da, nerede olursanız olun maske takılacak. Hı hı. Peki bir kötü senaryo yaptınız mı? Yani tekrardan böyle bir genelge gelip iptal olursa, sokağa çıkma yasakları gelirse, böyle bir beklentiniz var mı? Ben bu soruyu duymak bile istemiyorum Mustafa. Tahmin ediyorum öyledir ama. Ben hiç düşünmüyorum. Böyle bir şeyin olmasını da beklemiyorum. Umarım olmaz. Yani bu gerçekten ve gerçekten çok 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 zor olur herkes için. Bütün düğün yapanlar için, sektör için, herkes için çok zor olur. Ben böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum, olmasın da. Hiç düşünmeyelim böyle bir şeyi. Kötü senaryoda yapmadık, yapmayalım da bence. Oyun olacak mı diye çok soru geliyor. Sanıyorum olacak. Oyunlar olacak ama sosyal mesafeye dikkat ederek oyunlar olacak, değil mi? Evet, halay olmayacak. Halay ya biraz kayıt dışı kalmamız gerekiyor. Aynen öyle. Halay olmayacak, o kadar. Halay dışında... Elik dalını oynayabilirler. Teke zortlatması dedin, onları oynayabilirler. Ege'nin başka oyunlarını da oynayabilirler ama horon ve halay herhalde şu an için söz konusu değil. Aynen öyle. Yani çok güzel Türkiye'de dans edilebilecek pop şarkılar var. Çok güzel işte oyun havalarımız var. Ankara havası var, işte Trakya havası var, Ege havası var, Antalya havası var, Aydın Zeybeği var. Dolayısıyla oyun çok. Müzik listesini ben olsam, söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de buydu. Müzik listemi çok iyi ayarlarım. Çalınacak şarkıları belirlerim düğünden önce. Bunu çiftler lütfen unutmasınlar. Genelde unutulan bir detay oluyor. Aa, biz listeyi yapmadık. Sonra DJ'in...
kararlarına maalesef. Tabii o son anda, son anda yapılan bir şey ya, hep en sona bırakılır. Kendi düğünümden biliyorum. Ben onu en başta ayarlamıştım. Buradan onu herkese söyleyelim. Evlenecek çiftler en başta bunları, ilk giriş dansını, ilk giriş müziğini, ilk dans müziğini, ondan sonraki çağrılacak insanların dans müziğini ayarlasın. Bunları baştan söyleyelim. Evet. Gene herhalde sonradan katılanlar ilk dansı soruyorlar Mustafa. İlk dans. Çok soruyorlar. İlk dans bence yapılır. Zaten dansı yaptığınız insanla o geceden sonra aynı evde yaşayacaksınız. Yani dansta karşı karşıya gelmeseniz o gece beraber ve ondan sonraki hayatınızda beraber olacaksınız günlerde. Dolayısıyla ilk dans konusunda bir herhangi bir kısıtlama yok. Bence düğünün en güzel ritüeli. Bence yapabilirler. Orada benim yorumum, okuduğum şeyi, öyle bir şey söylememişler. Sadece halay konusunda hayır demişler. Aynen öyle. Yani denetleme olacak mı diye de soruluyor da bu soru artık sorulmamalı. Yani herkes kendi kendini denetlemeli artık. Yani bu bir gönüllülük esasında olan bir şey. Bu herkesi beraber topladığımız, en mutlu günümüz diye adlandırdığımız bir anı, bir olay. Yani o yüzden bunu bir devlet kisvesi altına ya da bir yasa altına almak da çok elzem değil diye düşünüyorum. Kendi şeylerimizi aldıktan sonra, kendi önlemlerimizi aldıktan sonra her şeyin daha düzgün ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Aynen öyle. Gene sorular arasında kına nasıl olacaklar? Bence kına da düğünde aynı şey. Tabii. Yani kına kızındırıyor bir de. Gene sosyal, fiziksel mesafeye dikkat edilerek yani işte oyunlara dikkat edilecek. Mümkünse açık havada yapmaya çalışın kınanızı. Mümkünse az insan çağırın kınanıza. Ve olabildiğince dikkatli olun. Bu şekilde kınanızı da yapabilirsiniz. Kına hakkında herhangi bir yasak yok. Düğün saatleri değişecek mi yemek? Öyle bir şey de yazmıyor. Düğünlerle alakalı öyle bir kısıtlama yok. Bazı konular gri bu arada Mustafa. Yani işte müzik de griydi, birazcık düzelttiler. İşte sadece halaylar dediler. İşte ilk gelen genelgede müzik çalınamaz, dans edilecek müzik olmamalı falan dediler. Şimdi onları da düzelttiler. Bence genel kuralları çok net. Dikkatli olun. Herkes dikkatli olsun. Çok yaklaşmayalım. Maskemizi takalım. Elimizi yıkayalım. Bu kurallara uyarlarsa bence herkes düğününü rahatça yapabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Emek biraz aslında sizin düğün.com'a dönelim istersen biraz. Tamam. Şimdi sizde özellikle şöyle bir şey var. Her 3 evlenen çiftten ikisi düğün.com üzerinden geliyor diyorsun. Aynen öyle. Bunu nasıl ölçümlediniz? Merak ediyorum mesela. Elbette. İşte Türkiye'de her sene 600 bin yaklaşık çift evleniyor. Bizim düğün mekan, işte düğün.com'a da bu çiftlerin 400 bini bir şekilde üye oluyorlar. Mustafa, biz her üye çiftten düğün tarihlerini, işte istedikleri alanları belirliyoruz ve onlara o konularda destekte bulunuyoruz. Önemli olan gelen çiftlerin yeteri sayıda firmayla iletişime geçmeleri. Çünkü düğün mekanı seçecek bir çift yaklaşık 15 yerden yere bakıyor. 10 yerle görüşüyor ya da fiyat teklifi alıyor. 3-4 arasında mekanı gidip görüyor ve seçiyor. Biz de her bir çiftin ilgi alanlarına göre onlara seçenekler sunuyoruz. Örneğin sen Sarıyer'de kişi başı 100-150 TL arasında bir düğün yapmak istiyorsun. 250 kişilik. Biz sana o seçenekleri gösteriyoruz. Ve sen belki bu sene açılmış, hayatında hiç göremeyeceğin ama hayatının düğün mekanını düğün.com'dan bu şekilde bulabiliyorsun. Kampanyalar oluyor. Düğün mekanlarımızın yaptığı ve çiftlerle paylaştığı. Belki hayatta bu düğün mekanında düğün yapamam diyeceğin düğün mekanı sana harika bir kampanya veriyor. Ve düğünü yapabiliyorsun. Aynı şekilde inanılmaz fotoğrafçılarımız var düğün.com'da. Onların portföylerini görüp, onların yorumlarını okuyup fotoğrafçınızı, organizasyon şirketinizi, müzik grubunuzu, DJ'inizi,
saçınızı, makyajınızı yapacak insanlara ulaşabiliyorsun. Düğün.com olarak evlenmeye karar vermiş bir çiftin A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını düğün.com'da bulabiliyor. Ve kendi isteklerine göre. Biz burada mesela eskiden düğün.com yokken referans sistemiyle işliyordu. Ama o kadar çok çok iyi profesyonel var ki artık belki sizin çok beğendiğiniz fotoğrafçı, sizin düğününüzü harika yapan fotoğrafçıdan çok daha bu işte profesyonel ve inanılmaz sizi mutlu edecek, size göre başka bir fotoğrafçı var. Başka bir organizasyon şirketi var. Düğün.com'da bu firmalarla anlaşabiliyorlar. Biz de çiftlere seçenek sunuyoruz. Bizim düğün.com mottosu aşk için çalışıyoruz. Tek derdimiz onların çok güzel bir düğün yapmaları. Gerçekten her şeyin kusursuz olması. Bu arada kullanan bütün çiftler söyleyeyim, düğün.com komisyon almayan bir mecra. Yani istedikleri gibi düğün.com'u kullanabilirler. Düğün.com firmalardan üyelik yoluyla düğün.com'a üye olabiliyor firmalar. Dolayısıyla biz firmayla bir üyelik anlaşması yapıyoruz. Ama bunun dışında hiçbir şekilde komisyon almıyoruz. Bu da çiftleri ve firmaları çok rahatlatıyor. Bak, yine gelen sorulardan en önemlisi şu. Fiyatlarda bir artış var mı diyor bu dönemde? Bence yani bizim gözlemlediğimiz yok Mustafa. Bu süreçte herkes çok sağduyulu. Enflasyon bu arada acayip arttı biliyorsun. Yani bu pandemi öncesi ve sonrası gerçekten fiyatlar çok arttı. Ama bunun yansıması, eğer örneğin etin kilosu %10 artıyorsa bunun yansıması elbette olmuştur. Yani bu düğün mekanının sahibinin elinde değil. Yani fiyatlar artıyor. Yapabilecek bir şey yok. Ama onun dışında bu süreci kullanan, bu süreçten kar etmeye çalışan bir ticaret insanını düşünemiyorum. Burada herkes birbirine destek olarak, yardım ederek süreci geçiriyor. Herkes sağduyulu. Bizim gözlemimiz minimum sorun çıktı. Ben açıkçası sektörüm adına çok mutluyum. Bu süreci çok doğru yönetiyoruz. Umarım önümüzdeki aylarda da dediğim gibi açıklar kapanır. Çiftler düğünlerini yaparlar. Yaklaşık 100 bin düğün firması da servislerini devam ettirebilirler. Çünkü gelecek sene onlara ihtiyacımız var. Bu aynen öyle. Gibi. Aynen öyle. Emek, benim sorularım bu kadar aslında. Çok soru geliyor, hala devam ediyor sorular ama yani bu yayınımızı en baştan bulabilirler, tekrar izleyebilirler. Her şeyi açıkça anlattık herhalde. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, ben sadece normalleşme başladı. Bir özet istersen yapayım. Normalleşme başladı. Önce sağlık, sağlığımıza, yakınlarımızın sağlığına, konuklarımızın sağlığına, davetlilerimizin sağlığına, düğün mekanı olarak çalışanlarımızın sağlığına, gelen konukların sağlığına dikkat edilmesi üzerine konulmuş. Bence koruyucu kurallar. Uygulamak gene düğün mekanı sahiplerine, düğünle ilgili servis veren organizasyon şirketi, fotoğrafçı gibi servis veren insanların dikkatine, düğün çiftinin dikkatine, düğün çiftinin ailesinin dikkatine, gelen konukların dikkatine çok ihtiyacımız var. Herkes kendi önlemini almalı. Bu önlemler dahilinde çok güzel bir düğün yapacaklarına eminim. Elbette çok çok acayip bir süreçten geçiyoruz. Bunun etkileri var. Maske takılacak, işte halay çekilemeyecek. Ama bunun dışında neredeyse her şey normal. Canlarını sıkmasınlar. O düğünde esas olan iki insanın harika bir süreçten geçip evlenmeleri, aşklarını birleştirmeleri. Dolayısıyla ben her şeyin pozitif olduğunu düşünüyorum. Temmuz 1'den sonra çok mutlu, çok keyifli, gümbür gümbür düğünler yapılmaya devam edecek. Unutmayalım, bu da, bu yasaklar da her şey iyi giderse yavaş yavaş kalkacak. Yani tabii, belki tabii. Temmuz 15'te, belki Ağustos 1'de çoğu yasak gündemimizde olmayacak. Tabii. Yeter ki, her şey bizim elimizde. Her şey bizim elimizde. Yeter ki düğün mekanları, özellikle birçok düğün yapacak düğün mekanları ilk düğünlerini çok iyi ve dikkatli yapsınlar.
Sektörü de bu konuda cidden uyarıyorum. Bence ilk 15 gün çok iyi giderse, düğünler çok başarılı olursa, dikkat edilirse, daha sonra zaten pandemi de etkisini kaybederse, zaten sayılar azalırsa her şey normale dönecektir. Umudum bu yönde Mustafa. Özetliyorum. Oyun olacak. Sosyal mesafeye dikkat edersek halaya yaklaşmak yok. En başta girişte çok güzel dezenfeksiyon durumlarını bırakıp geçiyoruz. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Ateşimiz ölçülüyor. Sosyal mesafemizi koruyoruz. İster düğün kırda olsun, ister teknede olsun, ister salonda olsun, hepsini aynı farklı farklı şeylerde gözetiyoruz. Yani tamamen sosyal mesafe ve maske ve temizlikle alakalı her şey. Aynen öyle. Burada her düğün çalışanı arka planla inanılmaz işler yapar Mustafa. Fotoğrafçılar kendi görmeden harika fotoğraflar çeker. DJ'ler, orkestralar düğünü harika ve mutlu yapmak için inanılmaz bir çaba sarf eder. Çok hazırlanır. Öncesinde hazırlıklar yaparlar. O parçalar kaç defa çalınır. Aynı şekilde gelin saçı yapmak çok zor, uzun süren ve o insanı mutlu etmek, hayatında bir defa evet, mutsuz ettiğiniz zaman onun vebali. Her şeyini bitirirsiniz orada. Bütün modunu düşünürsünüz. Düğün mekanı sahiplerinin oradan oraya koşması, garsonların herkese yetmesi vesaire vesaire. Düğün sektörünü unutmamak lazım. Gerçekten bu süreçte onlara çok emek düşecek. Sektörün şu andaki kaderini onlar belirleyecek ve bence bunu çok iyi yapacaklar diye düşünüyorum. Umarım son sözüm çok güzel düğünler olsun. Herkes çok mutlu olsun. Bizim aşk, de temennimiz o. Aşk kazansın. Her şey çok güzel olsun Mustafa. Çok. Umarım bizde olsun. Platin dergisi olacak. Platin dergisi olarak yeni evlenecek çiftlerimiz, ki kendi içimizde de yeni evlenen ve yeni evlenecek arkadaşlarımız var Platin'in kendi içinde. İrem vardı, ona sevgilerimizi yolluyoruz. Yeni evlendi. Serhan evleniyor, bizim sayfa yapımcımız. Ona da çok sevgilerimizi yolluyoruz. İnşallah bütün çiftlerin çok sevdiği, çok hatırlamak istediği bir düğün dönemi olur. İnşallah hepsi çok mutlu ve huzurlu bir evlilik yaparlar. Hep beraber tek temennimiz bu. Umarım her şey çok güzel olur. Peki. Mustafa, çok teşekkür ederim. Ben de Platin dergisine. Ben çok teşekkür ediyorum. Emek çok güzel, çok keyifli bir söyleşi oldu. Olmuştur. Böyle günlerde de bize ilaç gibi geldi gerçekten. Tekrardan çok teşekkürler. Bütün ekibinize de çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.